inşallah bir yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz. Nitekim dün Kahramanmaraş'taydım. Onun ötesinde Nurdağ'ındaydım. Nurdağ'ında köy evlerinin teslimatını yaptık. Kahramanmaraş'ta da yine aynı şekilde depremzedelerimizle bir araya geldik. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz. Ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti özellikle birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sarılarak geride bıraktı. Allah'ın izniyle 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum. Şimdi de mikrofonu Sayın Başkan'a bırakıyorum. Evet, ben de eğer Cumhurbaşkanı'nın yerinde olursam ne yapardım? Size bunları okuyacağım. Eğer ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsaydım, yani Cumhurbaşkanımız gibi bir sürü yapılar yapardım. O milletimize çok sahip çıktı. Bizi hiçbir zaman alçakta bırakmadı. Ondan teşekkür ediyorum böyle yaptığı için. Öbür fikrim özellikle savunma sanayi yerleri ve teknolojileri ileriye götürmeyi düşünürdüm. Öbürü ise ben depremi yaşadığım için insan evlerini çok hızlı yaptırırdım. Başka fikirlerim de var. Bunları da size söyleyeceğim. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim. Otonom araçların çeşidini ve sayısını arttıracağım. Akıllı yolların sayısını çoğaltıp trafik kazalarının azalmasını sağlayacağım. Tıp alanında çalışmaları ağırlık verip kanserin ilaçlarını bulunmasını sağlayacağım. Şimdi sözü bakanlarıma bırakıyorum. Ben Milli Eğitim Başkanıyım. Milli Eğitim Başkanı olursam, Milli Eğitim Başkanımız gibi... Milli Eğitim Bakanı gibi olursam, Milli Eğitim Bakanımız gibi ben de çok çalışırdım. Çünkü onlar yurtta eğitim olarak hiçbir eksiklik yapmadılar. Okullara gönderdiler, kurslara gönderdiler. Okul kırtasiye falan... kitap verdiler, kırtasiye... Kırtasiye malzemesi verdiler. Bu çalışma öğretmenlik mesleği kanunu için çok güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Laptopta veriyor musunuz? Efendim? Laptopta veriyor musunuz? Veririz. Evet, vermişlerdi hatta. Şimdi size zaten çıkarken de vereceğiz. Milli Eğitim Bakanımız hepinize laptop verecek. Teşekkür ederiz. Eğer ben Gençlik Bakanı olsaydım, böyle İstanbul'da Sancaktepe ilçesinde bir... Ne olsaydım diyorsun? Şu anda Gençlik Spor Bakanısın. Öğrencileri gördüm. Böyle okulun bahçesinde oynuyorlardı. Onun için çim okeyi sahası yaptırırdım. Çim okeyi sahası. Bir de Gaziantep Şehit Kamil ilçesinde de hiç voleybol sahası yok. Onu yaptırdım. Ben görmedim. Şehit Kamil'de hiç voleybol sahası yokmuş. Nasıl olur? Gençlik Spor Bakanımıza
Değil de burada tabii Milli Eğitim Bakanımıza gerekeni söyleyelim. Ve Milli Eğitim Bakanımız hemen okullarda, okulların bahçelerinde, müsait olanlarda süratle basket ve voleybol sahalarını bana göre yapması lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten biz tüm müsait olan bahçeleri de yapıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızdan da destek alıyoruz ama o okullara da tekrar bakalım efendim. Emredersiniz. Şehit Kamil. Evet, Cici kız, söyle bakalım. Sen ne bakanısın? Unuttun mu bakanlığını? Ben söyleyeyim mi? Anaokulu bakanı. Ne bakanısın Zehra? Mahmut Bey, demek ki anaokulu bakanlığı yoksa. Anaokulu. Anaokulu bakanlığı yokmuş, ne yapalım? Evet, devam edelim o zaman. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak ilkten şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Her tarafta, her parkta geri dönüşüm kutuları koyacağım ve geri dönüşümü zorunlu bir şekilde yaptırmaları düşünüyorum. Çünkü böyle yaparak hem çevre kirlenmez, hem iklimimiz bozulmaz. Sonrasında şehircilik olarak şehrimizi dağınık düzenden kurtarmayı düşünüyorum. Her şey, evi, binaları böyle düzenli bir şekilde, dağınık bir şekilde durmaması için uğraşacağım. Öyle de yapmayı düşünüyorum. İklim değişikliğinde çok bir şey bakamadım. Bu kadar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Hocam yani şimdi ben daha tamamlayamadım. Yani daha yarım kaldı. Devam edebilir miyim şimdi? Efendim? Sen şimdi bir defa çok önemli bir adım attın. Ne yaptın? Togu yaptın. Togu. Tog. Araba var ya. Akıllı. Akıllı arabayı yaptın ya. Onun için biz sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi yollarda artık toglar var. Akıllı araba. Tamam. Tamam hocam. Hadi bakalım. Sana geldik. Hocam ben daha tamamlayamadım. Daha tamamlayamadım. Öyle mi? Daha tamamlayamadım. Görevi yeni devralmış. Onun için tamamlayamamış. Evet. Sen de mi tamamlayamadın? Sen... Hadi bakalım, Sayın Bakan, sana geldik. Yerli ve milli savunmamızı arttıracağım Milli Savunma Bakanı olarak. Az önce gördüğünüz gemimizi ve uçağımızı gördünüz ve bunun için gurur duyuyorum. Bunlara daha da önem vereceğim. Milli savunmamızı oldukça ilerleteceğim. Bu gemi ve uçakların sayılarını arttıracağım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben Cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum. Şu an ilk işim olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değiştirdim. Fenerbahçe hakemlerle sorunu var çünkü. Onun dışında dışarıdan daha çok silah alırdım, uçak alırdım. Zira çiftçilerimize üretim açısından destek olurdum. Örneğin tarımcılarımıza bu gübre, çiftçilerimize mazot konusunda destek olurdum. Onun dışında TOG aracımız var. Teknolojik açıdan büyük bir gelişme Türkiye açısından.
iyi bir durum. Onun dışında az önce gördüğümüz bu yeni gemi varlığı 400 ismiydi herhalde. TCG Anadolu. TCG Anadolu gemimiz seri üretime geçirdim muhtemelen onu. Daha çok üretir dışa satardım dışarıya. Onun dışında yani muhtemelen bunlardı. Tabii TCG Anadolu'yu İspanyollarla beraber yaptık. Ama şimdi onun bir büyüğünü inşallah yapacağız. İnşallah. Ve tabii seri üretime geçmek bunlar da öyle kolay değil. Yanınıza muhakkak güçlü bir ortak alacaksınız. Onlarla beraber bunun yapımına geçeceksiniz. Mesela bu bizim 5 yılımızı aldı. Bunu İspanyollarla beraber yaptık. Tabii mesela aynı şeyi biz denizaltılarda da yaşıyoruz. Hı hı. Onlarda da yine yanımıza ortaklar alarak yapıyoruz. Ama şimdi bunun bir büyüğünü bir defa bir yapalım. İnşallah gerisi gelir. Şey varmış, TOG aracında dışa bağımlılık varmış, bataryasında falan. Ona ayrıyeten bir fabrika açar, onları da kendimiz üretiriz. O pil fabrikasını şu andaki fabrikanın bünyesinde yeni bir fabrikaya başladık. Hı hı. Ve orada onun pil, batarya, o fabrikayı yapıyoruz. Teşekkür ederim söz verdiğiniz Sağ için. Evet. Ben Enerji Bakanı olarak enerjinin plan ve programları uygun miktar ve efsafta üretilmesi ve uygun yaylarda kullanılmasını sağlayacağım. Ülkemizin yenilebilir nükleer ve kömüre dayalı her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için uygulanacak politikalar geliştireceğim. Bu kadar mı? Evet. Ama enerjide ben biliyorum siz çok gayretlisiniz. Hele hele şimdi Karadeniz gazını çıkardınız ki Karadeniz gazıyla artık dışa bağımlılıktan ne yapıyoruz? Yavaş yavaş kurtuluyoruz. Enerjide tam bağımsızlık kazanıyoruz. Ama Sayın Bakanım, bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor ya. Ne yapacağız onları? Nasıl yani? Ya biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki nerede? Karadeniz'de. Nerede? Filyos'ta. Şimdi onlara sormak lazım. Haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerede Filyos? Zonguldak'ta. Bizim biliyorsunuz bakanımız Mahmut Bey de Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi'nin rektörüydü. Teşekkürler. Evet. Sayın Bakan. Epek. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Adalet Bakanı olsaydım ilk yapacağım şey adalet. Ülkemizde daha fazla yaptırırdım. İnsanlara adaleti öğretmek için şeyler yapardım. Onun ismi neydi? Mekanlar, evet, adalet sarayları yaptırırdım. Ülkemizdeki bazı hakimler suçlu suçsuz hapse atmıyorlar, suçlu olanları atmıyorlar, cinayet işleyenleri. Ondan biraz daha çok çoğaltırdım adaleti. Adalet saraylarını çoğaltalım. Bunun yanında tabii savcıları, hakimleri de çoğaltalım diyorsun, değil mi? Peki. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Cumhurbaşkanı danışmanı olsaydım önce insanların ihtiyaçlarını, okulların ihtiyaçlarını araştırdım. Sonra bu araştırdığım önemli bilgileri, ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanımıza iletirdim. Örneğin okullarımızda Sancaktepe okulunda Çimoke kurslarının yapılmasını isterdim. Çünkü oradaki Çimoke yarışmalarına katılan öğrencilerin sıkıntıları var. Bu şeyde de oraya bir Çimoke sahasının yapılmasını isterdim.
Çünkü orada bir sürü Çimoki yarışmasına katılmak isteyen arkadaşlarımız var. Onlar için bunu yapmak isterdim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben civa işleyecek fabrikaların artılmasını talep ediyorum. Hangi fabrikaları? Civayı, işleyecek fabrikaları. Hmm. Civayı işleyecek fabrikaların artırılmasını istiyor Sayın Bakan. Evet. Eğer ben çalışma bakanı, yani ben eğer bakan olsaydım çalışma bakanı olurdum. İlk olarak size çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bize gıda eşyaları, kırtasiye eşyaları, elektronik eşyalar verdiğiniz için. Ben çalışma bakanı olurdum çünkü şu an çok zor durumdayız. İşini bırakıp gelenler var başka şehirlerden. Yani işi olmayanlara iş bulurdum, iş imkanı sunardım. Çünkü şu an mağdur durumda oldukları için onlara bir iş imkanı sunardım. Çünkü şu an çok zor durumda oldukları için ben çalışma bakanı olurdum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Enerji Bakanı olarak enerji kaynaklarını geliştirmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Ve bunun için elimden geleni yapacağım. Lütfen enerji kaynaklarını daha iyi kullanarak daha iyi bir geleceğe yol verelim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman hükümetlerimizde en büyük bütçeyi eğitime verdiniz, gençlerimize verdiniz. Onların eğitime erişmesi için her türlü destek verdiniz. Özellikle sosyal politikalar, ücretsiz kitap dağıtımı, yardımcı kaynaklar, burslar, ücretsiz yemekler gibi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme ile ilgili çok önemli destekler sağladınız. Ben tüm öğrencilerimiz adına, tüm öğretmenlerimiz adına bu eğitime vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Evet, ben de Sayın Bakanıma çok çok Sayın Bakanıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve Milli Egemenlik Çocuk Bayramı vesilesiyle aynı zamanda aramızdaki depremzede yavrularımız, onların tüm kabul töreninde hepsinin gözlerinden öpüyorum. Annelerine, babalarına çok çok selamlar. Derslerinde başarılar diliyorum. Ülke yönetiminde de muvaffakiyetler diliyorum. Arkadaşlar, resimleri tam alabildiniz mi? Aldınız. Şimdi hediyeleri nerede veriyorsunuz Mahmut Bey? Burada hemen verseler. Bakanlarımıza ne tür hediye veriyorsunuz? Efendim, laptop var, tablet var,